İyi akşamlar sevgili İlker TV izleyicileri, Radyo Klas dinleyicilerimiz ve Facebook üzerinden bizi canlı yayın aracılığıyla takip eden sevgili takipçilerimiz. Bir ajanda programında daha birlikteyiz. Ben Kurtuluş Yavuz. Bugün 27 Aralık 2016 Salı günü. Yılın son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Lise öğrencisinin davasına cinsel taciz suçu da eklendi. Bir Özgecan vakasının benzerinin olmasından kıl payı kurtulan genç kızın avukatları ve müdahil avukatlar davaya cinsel taciz suçunun eklenmesini de istediler. Mersin'de 7 Ekim 2016 tarihinde okul çıkışında evine gitmek için bindiği minibüste şoför ve şoförün yanındaki bir kişi tarafından minibüste alıkonularak söz ve hareketlerle taciz edilen ve çığlık atarak kurtulan lise öğrencisi 15 yaşındaki NBY'nin davasına ailenin avukatı ve müdahil avukatların talebi üzerine cinsel taciz suçu da eklendi. Dava 22 Şubat 2017 tarihine ertelendi. Lise öğrencisi NBY'nin 2015 yılında bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan olayının bir benzerini yaşadığı olayın ikinci duruşması Mersin Adliyesi'nde 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar minibüs şoförü MG ve arkadaşı SB'nin de katıldığı duruşmada Mersin Barosu'yla Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi de davaya ayrı ayrı müdahillik talebinde bulundu. Ceza mahkemesinde süren dosyamızda kişi hürriyetinden tahtin kılma suçunun cinsel sahiple işlendiği ortadadır. Tarafların ek iddianamesi, ek savunması alınacak. Ayrıca iddianamenin genişletilmesi kabul edildi. Ayrıca Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimiz ve Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimizin de katılma talepleri kabul edildi. Mersin Barosu olarak bu işin takipçisi olacağız ve suçluların cezalandırılması için çalışacağız. Takdir artık mahkemenin, bundan sonra hesabı ve takdiri mahkemenin, biz de o kararı bekleyeceğiz. Dava şu anki durumuyla Türk Ceza Kanunu 109. maddesi ilgili maddelerinde fıkralarından dolayı açılmış. Fakat biz olayın oluş şekli itibariyle eylemin sadece hürriyeti sınırlama aşamasında kalmadığı, cinsel tacizle oluşturduğu gerekçesiyle 103. ve 105. maddeler atıfıyla da dava açılması için talepte bulunduk. Bu durumda verilecek ceza daha ağır bir ceza olacak. Cezanın alt ve üst sınırları var. Her fıkraya ilişkin biraz ayrıntı teşkil ediyor. Ancak bundan sonraki aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebimizin kabulüyle daha ağır ceza öngören madde ve fıkralardan yargılanacak sanık. Hakim Filiz Düzenli başkanlığında görülen duruşmayı NBY'nin annesi Elife, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe kadın kolları üyeleriyle Cumhuriyet Halk Partili Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da izleyerek NBY'ye ve ailesine destek verdi. Mersin Barosu da davaya müdahil oldu. Mahkeme Başkanı Hakim Düzenli, iki sanığa CMK gereğince avukat tayin edilmesi ve ek savunma için süre verilmesine karar verirken, sanık avukatlarının müvekkilinin ilaç tedavisine başlaması dolayısıyla tedavi sürecinin de dosyaya eklenmesi talebini, dosyaya bir katkı olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında ortaya atılan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiasının yanı sıra NBY'nin avukatının talebi üzerine sanıklar hakkında cinsel taciz suçlamasıyla ek iddianame oluşturarak soruşturmanın genişletilmesi talebini kabul ederek davayı 22 Şubat 2017 tarihine erteledi. Evet, kara kış geldi. Malumunuz havalar oldukça soğuk. Yağmur bir yandan, yüksek kesimlerde de kar etkisini bir yandan gösteriyor sevgili izleyenler. Mersin'in Silifke ilçesinde yüksek kesimlerde 4 gündür süreyle etkili olan kar yağışı, zeytin ağaçlarını ve seraların göçmesine neden oldu. Mersin'in Silifke ilçesinde Toros Dağları eteklerinde 4 gün süreyle etkili olan kar yağışı birçok çatının çökmesine, zeytin ağaçlarının dallarının kırılmasına ve seraların yıkılmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Silifke, Keben, Orta Ören, Kargıcak, Senir, Nuru, İmambekirli ve Efkaf Çiftliği mahallelerinde zeytin ağaçlarının büyük bir kısmının dalları kırıldı. Kar yine aynı bölgede seraların ve çatıların göçmesine neden oldu. Göksu Vadisi olarak bu yıl son 50 yılın en fazla karını aldık. 50 yıl
1996'dan beri böyle bir kar bu bölgemiz hiç görmedi. Kardan yukarıdaki köylerimiz hayvan zayiatları, dağda mahsur kalma şekillerinde sıkıntılar yaşadı. Göksu Vadisi olarak bizler aslında bu karı özlemiştik. Ama aşırı yağdığı için ve tecrübemiz olmadığı için özellikle geçimini örtü altı seralardan sağlayan vatandaşlarımız mağdur oldu. 50 dönüm civarı seramız yıkıldı. Devletimizden bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu vatandaşlarımız seralarını yaparken devlet bankalarından krediyle yaptılar. Şu an kredi borçları var, seraları gitti. Seralarının gittiği gibi altındaki ağaçları da kırıldı. O yönden de bir zararları var. Devletimizden bu anlamda yardım bekliyoruz. Evet sevgili izleyenler, yurt genelinde ve il genelinde etkili olan kar yağışı ve yağmurlar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm bu zorlukların yanı sıra yüksek kesimlerde kardan dolayı mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu mahsurlukların yanında bir de yalan ve asılsız ihbarların peşine düşmüş durumda. Maalesef bu şekilde ekipler oyalanıyor. Günde tam 3 gün içerisinde günde tam 1500 ihbar alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri 1500 ihbarın 1300'üne ulaştılar. Ancak geriye kalan 200 ihbardan birçoğunun asılsız veya bahsedilen bölgelerde olmadığı anlaşılması sebebiyle ekipler fazlasıyla oyalandı. 11 saat süren bir çalışma sonucunda varılan yerde yönlendirilen ekiplerin aslında orada hiç kimsenin olmadığını öğrenmesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi konuyla alakalı bir açıklamada da bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin ili genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaptığı, ancak bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmasının kurtarma operasyonlarını sekteye uğrattığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle 970 personelle 24 saat boyunca 180 iş makinesi, kepçe, loder, çekici ve 150 kamyon ve pikapla yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirirken 3 günde tam 1500 ihbar aldı. İhbarlardan yaklaşık 1300 tanesine müdahalede bulunan belediye ekipleri zorlu koşullarda görev yaparken bazı ihbarların asılsız çıkması nedeniyle de zor anlar yaşadı. Bir vatandaşın koordinasyon merkezine ulaşarak hayvan ağlının çöktüğünü, eşinin kar yığınının altında kaldığını, tüm uğraşlara rağmen eşini kar yığınının altından çıkaramadıklarını bildirmesi üzerine 10 personel ve 2 iş makinesi rota değiştirerek ihbarın geldiği bölgeye sevk edildi. Tam 11 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan ihbarın asılsız olduğu ve ihbar sahibinin yolların açılması için asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yine başka bir ihbarda hayvanlarımın yemi bitti, acil yem ulaştırmamız lazım ihbarında bulunan bir çiftlik sahibinin çiftliğin durumunu merak ettiği için çalışmaları kendi bölgesine çekmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğu, ayrıca ihbara giden ekiplerin işletmede tonlarca yem stoğu bulunduğunu tespit ettiği de dikkat çeken ihbarlardan oldu. Asılsız ihbar sahipleri gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı olan vatandaşların tepkisini de çekti. 112 acil yardım ve AFAD'dan gelen ihbarları da değerlendiren belediye ekipleri bu tür asılsız ihbarlara karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 900 metreden yüksek rakımlar yeni bir kar yağışı dalgası altına girecek. Ayrıca ayrıntılı 5 günlük hava tahminleri raporlarına göre Çamlıyayla, Gülnar ve Mut'ta cuma gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Öte yandan tüm diğer ilçelerde kuvvetli ve sağanak yağış beklenirken 5 gün boyunca sıcaklıklar ortalama 7 ile 8 derece arasında düşecek. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi bir yanda can derdi varken öbür yanda mal derdine düşmüş olan vatandaşlarımızla da uğraşıyor yetkililer. 2,5 metre karda mahsur kaldılar. Mersin Toroslar Arslanköy'e bağlı bir mahallede 8 kişi dağ evinde kalıyordu. 8 kişi 2,43 metre, yani 243 santimetreyi bulan karın ardında mahsur kaldı ve AKUT ekipleriyle irtibata geçtiler. İhbarın ardından harekete geçen AKUT ekibi 8 kişiden ikisini 112 acil ekipleriyle beraber tedavi edilmeleri üzere hastaneye yönlendirirken geriye kalan 6 kişiyi de güvenli bölgeye takviye etti.
Mersin'de bir dağ evinde yaşayan ve kar nedeniyle kendilerinden haber alınamayan 8 kişi Mersin Akut ekibi tarafından kurtarıldı. Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'de dağ evinde yaşayan ve kendilerinden haber alınamayan hasta ve yaşlı 8 vatandaşla ilgili yapılan ihbar üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin araç takviyesinde bulunduğu Mersin Akut ekibi harekete geçti. Tam donanımlı 4 kişiden oluşan ekip, kar yağışının olduğu Arslanköy'de zorlu bir mücadelenin ardından ilgili noktaya ulaştı. Akut ekibi, 2,5 metre olarak ölçülen kar kalınlığında dağ evinde yaşayan 8 kişiden ikisini 112 ekiplerine teslim etti. Bu kişiler tedavileri için hastaneye götürülürken diğer 6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından güvenli bölgeye ulaştırıldı. 2016'da Mersin'de neler yaşandı? ...29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 19'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da katılımıyla Gazeteciler Soruyor, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yanıtlıyor. Almanak 2016, İçel TV'de. Evet sevgili izleyenler, şimdi bir Arslanköy'de bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Telefonumuzda çoban otlatma mesleği yapan, daha doğrusu hayvan otlatma mesleği yapan çobanımız Mustafa Cengiz var. Alo Mustafa Bey. Evet buyurun benim. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sizlere. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Birkaç gündür ben de sosyal medyadan sık sık takip ediyorum. Özellikle evet. Yakın olduğu için Arslanköy'ü tercih ediyorum. Bir sanırım mahsur kalma durumunuz söz konusu. Son durumumuz nedir acaba? Evet şu anda kurtarıldık. Biraz hayvanlarımız zayiat oldu. Evet. Çok zor durumlar yaşadık. Biz hayvanlardan ümidi kestik ve aynı zamanda kendimizden de ümidi kesmiş durumdaydık. Evet. Kar dolayısıyla yollarımız açılamıyordu. Yetkililer bize ulaşamıyorlardı. O yüzden ağırımız çöktü. Altında hayvanlarımız öldü. Az kalsın biz de altında kalıyorduk yani ağırın. Yani canımızdan ola yazdık. Evet. Mustafa Bey şu an konum olarak tam olarak neredesiniz? Bildiğim kadarıyla tam Arslanköy'ün içerisinde değilsiniz herhalde. Evet ben Arslanköy'ün içerisinde değilim. Bizim olduğumuz bölgeye Demirışık mevkii diyorlar. Demirışık mevkii. Burada 8 tane yörük çadırı var. Toplam 30-35 kişi hane yani burası insan olarak 30-35 kişi biz burada mahsur kalmıştık. 3 gün sonra bize ulaştı ancak belediye ekipleri. Peki durum bu şekilde. Kaç hayvanınız telef oldu tam olarak? 10 tane. 10 tane hayvanınız telef oldu. Evet. Peki orada tahmini olarak şöyle kar kalınlığı ne durumdadır? Yani kaç metre kar yağdı? Şu anda 2,5 metre falan. Anladım. Peki son olarak sözleriniz nedir? Kurtarıldınız, şu an neredesiniz? Hala aynı yerde misiniz yoksa köyün içerisine mi alındınız? Evet şu anda aynı yerdeyiz. Köyün içinde bizim yerimiz yok. Yani hayvanlarımızın ahırı yok. Hayvanlarımız ahır çöktüğünden dolayı 2,5 metre karın içinde kalıyor şu anda. Üstünden habire kar yağıyordu. Altı zaten kar. Yani hayvanlarımız çok üşüdüler. Biz de ağır yapmaya çalışıyoruz. Ama bu çok masraflarımız oldu. Yani hayvanımız telef oldu. Bu ağır masrafı epey bir masraflarımız oldu. Diyeceklerim bu kadar. Peki çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Tekrar geçmiş olsun yayınımıza bağlandığınız için de teşekkürler. Umarız en kısa sürede bu zayiat durumunuz giderilir. Arslanköy'e evet. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah. Ben de sevgisi selamlarımı size iletiyorum. Çok teşekkür ederim aradığınız, sorduğunuz için. Rica ederiz Allah efendim. Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Amin. Amin inşallah efendim. Hoşçakalın Mustafa Bey. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi kırsalda yaşam şehirdekinden oldukça zor. Burada insanlarımız bir herhangi su birikintisi olsa yetkililerle iletişime geçip aynı gün içerisinde problemi giderebiliyorlar. Ancak gördüğünüz gibi kırsalda durum böyle değil. O yüzden benim nacizane tavsiyem
Şehir içinde yaşayan vatandaşlarımızın hani durumdan o kadar da rahatsız olmamaları gerektiğini ben önermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 gündür karın içerisinde, 3 gündür yetkililerle iletişim kurdukları halde kurtarılamamışlar. Benim şehir içinde yaşayan vatandaşlara tavsiyem hallerini şükretmeleri olur. Gülek Boğazı'nda zincirleme trafik kazası, Pozantı Tarsus Mersin otobanında Gülek Boğazı mevkinde kaza meydana geldi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Pozantı Tarsus Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında 6 tırla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Otoyoldan Pozantı Tarsus istikametine giden Suriye'ye insani yardım malzemesi götüren tır iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Arkadan gelen 5 otomobille 5 tır da kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında yara alan 7 kişi ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Kent genelinde terör üzerine asayiş uygulamaları devam ediyor. Beyaz renkli bir panelvan minibüsün içerisinde aşırı yük olması polis ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan panelvan içerisinden hayvan yüklü olduğu söylendiği halde yapılan aramada farklı şeyler meydana geldi. Mersin ili genelinde terör ve asayiş olaylarının önüne geçmek için uygulama yapan trafik ekipleri, beyaz renkli bir panelvan minibüsün aşırı yüklü ve arkasından lastik parçalarının sarktığını görerek araçtan şüphelendi. Jandarma ekipleri yavaş ilerleyen minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü hızla kaçmaya başlayınca ekipler de takibe başladı. Aracın arkasından uyarı ateşi açılarak barikat kuruldu. Ekipler kısa süren bir kovalamaca sonucunda minibüsü durdurmayı başardı. İçindeki 3 kişiyi de gözaltına aldı. Minibüste ise çalıntı olduğu belirlenen 57 koyun bulundu. Kamyonete üst üste yüklenen koyunlardan ikisinin havasızlıktan telef olduğu belirlenirken hayvanlar hırsızlık başvurusunda bulunan sahibi besici Garip Kılıç'a teslim edildi. Abi emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Gerekenlere, suçlulara gereken cezaları vermesini bekliyoruz. Mutlu musunuz? Koyunlarınıza ile kavuştu. Şu süt kuzularını öksüz koymadı. Annelerine kavuşturdu. Allah devletimizden, polisimizden, askerimizden razı olsun. Bizim gibi çok mağdur insan vardır. Dileriz ki inşallah onlar da ekmeğine kavuşur. Bu bizim ekmeğimiz. Başka bir gelirimiz yok. Ekmeğimiz bu. Daha ne diyebilirim? Şu anda çok duyguluyum ki. O kadar da hüzünlüyüm. Sabah geldim hayvanlarımı yemlemeye. Ahırım bomboş olunca anlatamam. Yine diyorum Allah devletimize sual vermesin. Askerimize, polisimize, bütün güvenlik güçlerimize. Ne diyor? İçeriye geç, geç gel. Bu kutuya bak komutanım. Bak. Üç hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelede çok kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Mersin'in Kuyruk ilçesinde bir villada bir çetenin bir araya gelerek oluşturduğu Hint Kerem'i üretim merkezi, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonla basıldı. Yapılan operasyonda Hint keneviri yetiştirmek için gerekli tüm teçhizatın olması oldukça şaşırtıcıydı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mezitli ilçesi Kuyuluk'ta lüks bir villaya düzenledikleri operasyonda Hint keneviri yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakaladı. Eve kurdukları düzenek polisi bile şaşkına çevirirken operasyonda çok miktarda Hint keneviri ve tohumu ele geçirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden polislerin de desteğiyle bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirmek için yapılmış özel düzenek, 4 ayrı poşet içerisinde 500 gram Hint keneviri tohumu, 10 gram esrar maddesi, 67 adet kenevir bitkisiyle Hint keneviri yetiştirmek üzere kurulu havalandırma, filtreleme ve ısı sistemine ait teknik donanımlar, kimyasal maddeler, kaçak elektrik panosu ve termostatlar ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, ilçede bulunan kent otelinin KYK'ya yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredilmesi için
Tarsus Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokolde Kent Oteli'nin erkek öğrenci yurduna çevrilmesi ve öğrencilere verilmesi kararlaştırıldı. Tarsus ilçesinde belediye öğrenci yurdu olarak kullanılması için Kent Oteli'ni Kredi Yurtlar Kurumu'na devretti. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Kredi Yurtlar Kurumu Mersin İl Müdürü Oğuz Kaymaz protokol imzalayarak Kent Oteli'nin Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurduna devrini gerçekleştirdi. Amaçlarının Tarsus'taki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Kent Oteli'ni Kredi Yurtlar Kurumu'na devretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Can, son günlerde yaşadığımız olaylardan dolayı özellikle öğrencilerimizin yurtlarda barınma ihtiyacı dolayısıyla bu otelimizi Kredi Yurtlar Kurumu'na devredelim, öğrenci yurdu olsun düşüncesiyle yetkililerimizle görüştük. Sonuç olarak 250 kişi kapasiteli bu binamızı ücretsiz olarak Kredi Yurtlar Kurumu'na tahsis ettik. Tahsis için gerekli olan protokolü de imzaladık. Yeter ki devletimizin okullarında okuyan öğrencilerimiz bu imkandan faydalansın dedi. Evet sevgili izleyenler, ajanda programının sonuna geldik. Ancak programımızı kapatmadan önce son dakika olarak elimize ulaşan bir bilgiyi vermek istiyorum. Yine Arslanköy'den bir haber geldi şu an bize. Arslanköy merkezde Doğan Şahin'in evinde ikisi yatalak 3 hasta varmış. Bunlardan bu kişiler yaklaşık 3 gündür yardım istiyorlarmış. Ana yola da yakınlıkları sadece 20 metreymiş. Ancak şöyle bir problem olmuş. Kar temizleme araçları karı temizlerken haliyle kenara saçılan karlar evin giriş ve çıkış kapısını kapatmış. Bu rahatsız olan, hasta olan 3 kişiden Doğan Şahin ve Aziz Şahin maalesef yatalak hastaymış. Onlara bakan Songül Şahin ise şeker hastasıymış. Songül Şahin'in bizden isteği, evinin önünde geçen kar aracının temizlerken en azından kendisi gibi olan, hastası olan insanların kapıların önünden geçerken biraz daha dikkatli olması yönünde. Biz de yetkililere buradan bunu bildirmiş olalım. Umuyoruz ki vatandaşlarımız bu esaretten bir an önce kurtulurlar ve sağlıklarına güvenli bir şekilde hizmet almalarına yardımcı oluruz biz de buradan bunu duyurarak. Evet, bir ajanda programının daha sonuna geldik. Yine önümüzdeki programda aynı saatte görüşmek dileğiyle İçel TV ekranlarında kalın. Hoşça kalın efendim.